Dosya programından merhabalar. Her zaman olduğu gibi bugün de önemli bir konuyla karşınızdayız. Bilindiği gibi yaşanan ekonomik krizlerin ardından kapitalizmin çöktüğü artık tüm dünya ülkeleri tarafından kabul ediliyor. Cevap aranan soruysa yerine hangi modelin uygulanacak olduğu. Bu soruya ilk cevap bulan ülke dünyanın iki süper gücünden biri olan Rusya oldu sayın seyirciler. Rusya, Profesör Doktor Aydarbaş'ın kaleme aldığı milli ekonomi modelinin tamamını uygulamaya başlayacağını kendi parlamentosunda resmi ağızlardan tüm dünyaya ilan etti. Liberal Demokrat Parti Genel Başkanı Jirinovski'nin resmi davetlisi olarak Rusya'ya giden Profesör Doktor Aydarbaş, Rus parlamentosu Duma'da ders niteliğinde bir konuşma yaptı. Ve ardından Rus siyasiler, bilim adamları ve ekonomistler teker teker kürsüye gelerek modelin Rusya'nın geleceği için ne kadar önemli olduğunun altını çizdiler. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin adına açıklama yapan danışmanı Profesör Andreevi ise Putin'in milli ekonomi modeline uygulayacağını söylediğini açıkladı. Şimdi dünyanın yaşadığı ekonomik krizi ve ardından Rusya'daki bu tarihi günü tüm detaylarıyla ekranlarınıza getiriyoruz. Dosya başlıyor. Ekonomi, insanlık tarihinin neredeyse en eski bilim dalı. Tarihin her dönemine yön veren ekonomik olaylar, 21. yüzyılda da adından en çok söz ettiren konu oldu. 2000'li yılların başından itibaren bütün dünya ülkelerini saran ekonomik çalkantılar, 2008 yılında ABD'de patlak veren büyük ekonomik krizle birlikte doruk noktaya ulaştı. Kriz, kısa sürede Avrupa'ya ve diğer dünya devletlerine sıçradı. Ayaklanmalar, isyanlar başladı. Dünya bütün ülkeleri borç batağına sürükleyen kapitalizmin çıkmaz sokak olduğunu anlamıştı. İnsanlık yeni bir arayış ve yeni bir ekonomik görüşün peşine düştü. Tam bu sırada yepyeni bir model çıktı dünya sahnesine. Kapitalizmin fikir babası, papaz Malthus'un ve kurucusu Adam Smith'in tüm tezlerini çürüten milli ekonomi modeli. Ve bu model kısa sürede bütün dünyanın gündemine oturdu. 2005 yılında İstanbul'da düzenlenen kongreyle birlikte bir kitap haline getirilerek dünyaya deklare edilen Profesör Doktor Haydarbaş'ın mimarı olduğu milli ekonomi modeli ödül üstüne ödül aldı. Alımlar Akademiyası madalyası ile tebrik eder. Ve 2006 yılında Nobel'e aday gösterildi. Profesör Doktor Aydarbaş'ın Nobel adaylığını gösteriyor. Şu anda aday olarak sunuyor. Milli ekonomi modeliyle ilgili kısa zamanda farklı ülkelerde 7 ayrı kongre düzenlendi. Kongrelere katılan dünya çapında 2000'in üzerinde bilim adamı ve ekonomist, modelle ilgili tebliğlerini sunarak tezin hangi şartlarda ve nasıl uygulanabileceğini tartıştı. İşte kongrelere katılan dünyaca ünlü iktisatçılardan sadece birkaçı. Profesör Doktor Francesco Daveri, Profesör Doktor Patrick Boulogne, Profesör Doktor Hermann Knoflacher, Profesör Doktor Philip Hansen, Profesör Doktor Vladimir Lisichkin, Profesör Doktor Cornelia Versteck, Profesör Doktor Grabau, Profesör Doktor Ernst Zurek, Profesör Doktor Gulnar Baltanova, Profesör Doktor Muhammed El Faruki, Profesör Doktor Vasil Tuporovski, Profesör Doktor Henry Soms, Profesör Doktor Valeri Lebedev, Profesör Doktor Martin Mayer, Profesör Doktor Hans Peter Aubauer, Profesör Doktor Irina Hunt, Profesör Doktor Viktor Volkonski, Profesör Doktor Eşref Umbadov, Profesör Doktor Dünya Malı Veliyev, Profesör Doktor Are Maldus Uslalu.
Nobel'e aday gösterilen tez, dünya çapındaki şöhret basamaklarını çok çabuk tırmanıyor. Dünya bilim adamı ve iktisatçıların milli ekonomi modeline yönelişi her geçen gün artıyordu. Modelin daha geniş bir zeminde tartışılması amacıyla bilim adamları tarafından bir birlik kuruldu. Adı Uluslararası Bağımsız Milli Ekonomi Modeli Birliği. Ve tezin sahibi Profesör Baş çok geçmeden modelin sosyal hayatta nasıl uygulanabileceğini anlatan yeni bir tez daha kaleme aldı. O da sosyal devlet, milli devlet tezi. 2010 yılı milli ekonomi modeli açısından önemli bir dönüm noktası oldu sayın seyirciler. Çünkü dünya ekonomi literatürü 2010 yılında yepyeni bir modelle tanıştı. National Economic Model. Düzenlenen kongrelerle birlikte tezin etrafında bir araya gelen bilim adamları 2006 yılında Uluslararası Bağımsız Milli Ekonomi Modeli Birliği'ni kurdular. Modelin sahibi Profesör Doktor Haydar Baş, 2007 yılında uzun süren beyin fırtınalarının ardından modelin sosyal hayata nasıl uyarlanacağını formülize eden yeni bir tez daha kaleme aldı. Tezin adı Sosyal Devlet, Milli Devlet teziydi. Teori artık pratiğe dökülmüş ve matematiği dünyaca ünlü iktisatçılar tarafından kaleme alınan milli ekonomi modeli sosyal hayatta da yerini almıştı. Dünya literatüre National Economic Model olarak geçen bu kurtuluş reçetesine Haydarizm adını verdi. Ve yıl 2013. Rusça, Almanca, İngilizce, Azerice ve Farsça'ya çevrilen milli ekonomi modeli 2013'e gelindiğinde artık 120 ayrı ülke tarafından parça parça uygulanmaya başlandı. Kapitalizmi tarihin tozlu sayfalarına iten milli ekonomi modelinin taşlandırılması ise 2013 yılında Rusya'da oldu. Yaşasın Türk halkı, sağ olsun Rus halkı, var olsun iki halk arasındaki kardeşlik. Meclis Başkan Yardımcısı ve Liberal Demokrat Parti Genel Başkanı Jirinovski tarafından Rus parlamentosuna resmi olarak davet edilen Profesör Doktor Haydar Baş, Trabzon'daki evine kadar bir bilim heyeti tarafından getirilen bu daveti kabul etti. Çeşitli ülkelerden bize talepler var, davetler var. Biz bugün Allah nasip ederse Moskova'ya uçuyoruz. Lebedev olsun, Kavrilesi olsun, Lisiçkin olsun. Orada çok ciddi bir iktisat kadrosu var, iktisatçı kadrosu var. Bunların tamamı benim sistemi tepeden tırnağa, baştan sona kadar güzelce okuyup hazmettiler. Tezim orada 3 yıllık kalkınma planında efendim birçok konularda uygulanıyor. Şimdi tamamına zannıma göre talip olacaklar ki kendi meclislerinde, yani bizim nasıl Türkiye Büyük Millet Meclisimiz var, onların meclisinde biz bu tezi anlatacağız. Tez Rusya'da büyük yankı buldu. Sosyalizm ve kapitalizmde aradığını bulamayan Rusya, 2005 yılından beri takip ettiği milli ekonomi modelinin tamamını uygulamak istediğini bu ziyarette ilan edecekti. Ve tezin sahibi Profesör Doktor Haydar Baş'ı Rusya'ya davet etti. Daveti kabul eden Profesör Baş, dünya siyasetine yön veren ve dünyanın en önemli bilim adamlarının bulunduğu Duma'da konuşma yapmak için Rusya'ya gitti. Profesör Doktor Haydar Baş, Rusya'ya 100 kişilik bir heyetle gitti. 105 yıllık geçmişi olan Duma Meclisi tarihinde ilk kez böyle bir davet gerçekleştirmişti. Profesör Doktor Haydar Baş, tezini anlatmak için herhangi bir ülkeye değil, dünyanın iki süper gücünden biri olarak sayılan Rusya'ya gidiyordu. Yüz ölçümü olarak dünyanın en büyük ve 1000 yılı aşkın tarihiyle dünya siyasetine yön veren bir ülke, Rusya.
Profesör Doktor Haydarbaş'ın resmi olarak davet edildiği Rusya, 17 milyon kilometre karelik yüz ölçümüyle dünyanın en büyük ülkesi konumunda. 150 milyon insanın yaşadığı bu ülke tam 1151 yıllık bir tarihe sahip. Rusya bu köklü geçmişiyle birlikte bugün dünyada en çok sözü geçen ülkelerin başında geliyor. Profesör Doktor Haydarbaş'ın davet edildiği yerse Rus parlamentosu Duma. Rusya'nın iki parlamentosundan biri olan Duma, dünyaya yön veren Rus siyasetinin adeta kalbinin attığı yer olarak biliniyor. Çünkü ülkenin kaderini belirleyen hayati kararların tamamı Duma'da alınıyor. Hükümetlere ve başbakana görev yetkisi veren, hatta devlet başkanını görevden alma yetkisini dahi elinde bulunduran tek yer bu parlamento, yani Rus Duması. Rusya'dan gelen bu resmi davet hem Profesör Doktor Haydarbaş için hem de Rusya için çok ama çok önemliydi. Ve tarihi gün gelip çattı. Takvim yaprakları 27 Şubat 2013'ü gösterdiğinde Rus parlamentosunda heyecan doruktaydı. Rus iktisatçıların heyecanı tezin sahibi Profesör Doktor Haydarbaş'tan daha fazlaydı adeta. Rus iktisatçı ve siyasetçilerin yapılacak tarihi konuşma öncesi Kızıl Meydan'da söyledikleri ise kapitalizmin nasıl tarihe gömüldüğü ve milli ekonomi modelinin artık nasıl dünya gündemine damgasını vurduğunun kanıtıydı adeta. Profesör Doktor Haydarbaş'ın Rus parlamentosunda yapacağı tarihi konuşmaya saatler kala Rusya'nın ünlü Kızıl Meydanı'nda hareketli saatler yaşandı. Bu gurur tablosu canlı yayınlarla aktarıldı Türkiye'ye. Biz şu an Moskova'da Duma'nın tam karşısında, kameraman arkadaşımın tam arkasında Duma. Oraya bakarak bu yayını gerçekleştiriyoruz. Bunu bir kez daha hatırlatayım. Profesör Doktor Haydarbaş'ın konuşma yapmak üzere Rusya parlamentosunda davetli olarak geldiği bugün biz bu meydanda arkamızda Kremlin Sarayı olmak üzere çok değerli profesörlerle, akademisyenlerle günü tartışıyoruz, günü konuşuyoruz, değerlendiriyoruz sevgili seyirciler. İşte Rus parlamenterlerin tarihi konuşma öncesi Profesör Doktor Haydarbaş ve milli ekonomi modeli hakkında söyledikleri. Dünyada uygulanan ekonomik modellerin iflas ettiğini belirten Rusya Bilimler Akademisi'nden ünlü iktisatçı Profesör Doktor Viktor Min'in milli ekonomi modelinin dünyanın tek kurtuluşu olduğunu söyledi. Min'in yeni bir ekonomik sistem arayışında olan Rusya Devlet Başkanı Putin'in aradığı cevapları milli ekonomi modelinde bulduğunun altını çizdi. Доктор Хайдарбаш является разработчиком новой идеологии. Все думают, что он экономист, а модель национальной экономики – это всего лишь материализация новой идеологии, новых правил жизни и интересов большинства, в интересах народа. Вот так я расцениваю доктора Хайдарбаша как лидера нового типа и как… Капитализм-де, социализм-де, bunlar hiçbiri kendine doğurmadı. Ve dünya yeni bir sistem arayışında olarken ortaya… Profesör Doktor Haydarbaş'ın model çıkıyor. Evet. Ve bu milli ekonomi modelinde yani tüm uygulamalarına bakırsa bu dünyanı kurtarmanın bir yani tek yolu olarak görüyorum. Haydarbaş заложены. Путин, наш лидер, недавно сказал, что старая модель себя исчерпала и не может решать российские задачи. Он дал задание Академии наук. Cumhurbaşkanı Vladimir Putin diyor. Bu sistemin eski sistemlerin işe yaramadığını gördü ve bize Rusya İktisat İlimleri Akademisi olarak tüm iktisatçı alimlere bize yeni bir program hazırlamamız için bir görev verdi. Şimdi o bizden cevaplarımızı bekliyor ve biz de bu cevapları milli ekonomi modelinde bulduk. Rus profesör modeli Rusya'da uyguluyoruz dedi. Очень важное мероприятие, потому что в Россию Доктор Хайдарбаш привез новую экономическую модель и основы новой идеологии. Для нас это очень важно, это очень большая помощь в разработке нашей новой стратегии. Benim fikrimce diyor, bu bugünkü görüşme, yani bugünkü davet ilk davet olarak ama yani son olmayacak. Biz Profesör Doktor Haydarbaş'ın bu ekonomi modelini tümüyle Rusya'da uygulamaya çalışıyoruz. Tümüyle. Yani
Biz bunu uyguladıkça bu ilk davet olur ama bu son davet olmayacak. Ünlü iktisatçı Profesör Doktor Haydarbaşı sadece modelin sahibi olarak değil, aynı zamanda dünyanın ihtiyacı olan dini bir lider olarak gördüğünü de sözlerine ekledi. Еще очень важная вещь, возможно, в будущем сотрудничество с доктор Хадарбашем, это проблема религии. Запад быстро радикализирует ислам, точно так же, как и христианство. Dünyayı idare etmek güçlerin dünyada İslam'ı bölmek, İslam'ı parçalamak istediği gibi diğer dinleri de parçalamak bir ideolojisi var. Yani İslam, Hristiyanlık falan. Ama bizim bundan yalnız biznes ortağı olarak değil, hem de bir dini lider olarak birine ihtiyacımız var. Bu yönden de Profesör Haydarbaş bizim için çok büyük bir tapıntı diyor. Model hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunan bir başka isim, Rusya Devlet Başkanı Putin'in baş danışmanı Korotkov Andrevi oldu. Putin'in danışmanı Andrevi, sadece Rusya ve Türkiye'nin değil, bütün dünya ülkelerinin milli ekonomi modelini uygulamaktan başka çıkış yolu yok, dedi. Говорите, говорит в своих книгах доктор Хайдарбаш. И мы у себя в городе, занимаясь новой стратегией развития, обязательно приложим эти знания, которые дал доктор Хайдарбаш, к новой модели, к экономической модели развития. Профессор доктор Хайдарбашин yazdığı milli ekonomi modelde tek şey Rusya için değil, tüm insanlık için bir ekonomik kalkınma programı bu. İktisadi kalkınma stratejisini uygularken biz bu tezislerin tümünü uyguluyoruz diyor. Я думаю, у нас у всех, как и у вас, так и у нас в России просто нет другого выхода. Нужно обязательно менять. Ya, diyor ki, сложившуюся ситуацию. Benim fikrimce bizim de, sizin de, hatta tüm dünyanın da başka gidecek çıkış, bu modelden dışarı çıkacak çıkış yolumuz yok. Yani başka bir yolumuz yok. Yani biz Rusya'nın da, Türkiye'nin de ve hatta tüm dünyanın. Rus siyasetinin önemli isimlerinden Profesör Doktor Vladimir Lisiçkin de tarihi günle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Rusya olarak milli ekonomi modelinin uygulanabilirliğinin ispatını yaptık diyen Profesör Lisiçkin, Profesör Doktor Haydarbaş'ın modelinin tamamını Rusya'da uygulamaya koyacağız dedi. Ознакомить депутатов Государственной Думы с этой моделью. Поэтому пригласили доктора Хайдарбаша и его партию выступить у нас на круглом столе. Diyor ki biz Liberal Demokrat Partisi İktisat Komisyonu olarak biz Haydarbaş'ın milli ekonomi modeliyle çok, yani yazılan günden tanışız. Yani bu çok beğenmişiz. Biz kendi hükümetimizde de bunları uygulamaya başladığımızdan Haydarbaş Bey'i Duma'da da çıkış için davet etmeyi lüzum gördük. Yani tek işte biz değil, yani bir parti değil de tüm Rusya tanısın insanı, tüm Rusya bu modelle tanış olsun. Yani bir hilas yolu olarak bu modeli görüyoruz diyor. Şimdi dediniz ki modeli uygulamaya başladığımızdan beri diyor. Model uygulanmaya kısmi de olsa başlanmış mı vaziyette mi Rusya'da? Вы как уже начали в своем правлении использовать национальную экономическую модель или пока некоторые пункты используются или как это вообще? Отдельные положения модели доктора Хайдарбаша весьма эффективны, и они созвучны с теми идеями, которые были нами разработаны в начале 90-х годов. Мы были авторы концепции возрождения России. Biz Rusya'nın kalkınma programını, iktisadi programını hazırlarken biz zaten bu ekonomi modelin bazı tezislerini istifade etmişiz. Daha geliştirmek için. Yani biz birinci nöbede bu ekonomi modelden vergilerin azaltılması, daha aşağı ve orta iş adamları için daha güzel şeraitlerin yaratılması, ev hanımları için daha maaş bağlanması falan, bunların hepsini bu tezislerde, bu modelde uygulayacağız. Tarihi konuşma öncesi ünlü Rus iktisatçılarının Profesör Doktor Haydarbaş'ın milli ekonomi modeliyle ilgili düşünceleri bu şekildeydi. Bu tez sadece Rusya'yı değil, tüm dünyayı kurtaracak olan ekonomik modeldir dediler ve en önemlisi Putin'in bu tezi Rusya'da uygulayacağını söylediler. Milli ekonomi modeli oturumuna mecliste bulunan 4 partinin genel başkanları ve temsilcileri katıldı. Bu olay
Rusya'nın tüm siyasetçilerinin milli ekonomi modeli etrafında birleştiklerinin bir göstergesiydi. Profesör Baş'ın konuşması sırasında Rus parlamentosunda adeta nefesler tutuldu. Beklenen an geldi ve Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı ve Milli Ekonomi Modelinin sahibi Profesör Doktor Haydar Baş beraberindeki heyetle birlikte Rus parlamentosu Duma'dan içeri girdi. Profesör Doktor Haydar Baş'ı meclis kapısında Liberal Demokrat Parti Akademik Kurul Başkanı Profesör Doktor Vladimir Lisiçkin karşıladı. Daha sonra iktidar partisinden bir milletvekili Türk heyetine meclisi gezdirdi. Ziyarete basının ilgisi yoğundu. Profesör Baş kameraların karşısına geçti. Gelinen noktada anlaşılan o ki dünyanın bizden başka çıkış kapısı yok. Kapitalizmle komünizm çöktü. Artık bunları da ayakta tutmanın bir manası yok, tutması da mümkün değil. Onun için ciddi manada yöneliş oldu bize. Şu anda da 120 ülkeye yakın, ülke kısmen de olsa bizim tezin bazı bölümlerini hayatına geçirdi. Vatikan bile mesela kadınlara maaş konusunu Yunanistan'a önerdi. Vatikan ki bu kadar bize yaklaştı, diğer dünya ülkelerinin yaklaşmaması mümkün değil. Demek istediğim ülkelerin çıkış kapısı milli ekonomi modelidir. Onun için de Rusya bu konuyu çok ciddi olarak ele aldı. Parlamentosunda hatta benim hatırladığıma göre Lisiçkin'in geçmişteki ifadesiyle 3 yıllık kalkınma programına bizim görüşlerimizden, tezimizden efendim bölümler aldılar. Şu anda da bizi davet ettiler. İşte meşhur Duma'da onların meclis binasında biz görüşümüzü bakanlarına, vekillerine, halkına burada inşallah detaylı bir şekilde aktarma imkanı bulacağız. Bunun için de buraya geldik. Bir taraftan da Türk olarak gururluyum ben yani. Çünkü dünya benim görüşümü artık tartışıyor. Profesör Baş, basın mensuplarının sorularını yanıtladıktan sonra Rus parlamentosundaki milli ekonomi modeli standını ziyaret etti. Yoğun ısrar üzerine burada kısa bir imza töreni gerçekleştiren Profesör Baş, Rusça'ya çevrilmiş milli ekonomi modeli kitaplarını imzaladı. Konuşma saati gelmiş ve konuşmanın yapılacağı salon tıka basa dolmuştu. Profesör Doktor Haydar Baş, alkışlar eşliğinde salona girdi. Salona konuşmayı dinlemek için gelenler arasında Rus Meclis Başkan Yardımcısı, parti genel başkanları, milletvekilleri, siyasi danışmanlar, akademisyenler, iş adamları, iktisat öğrencileri, siyasal bilgiler okuyan talebeler ve farklı fakültelerin öğrencilerinden oluşan kalabalık bir grup vardı. Oturumu dinleyenler arasında Rusya Devlet Başkanı Putin'in danışmanları da bulundu. Rusya'nın Liberal Demokrat Parti Genel Başkanı Jirinovski ise Profesör Baş'ın yanına oturdu. Oturum Liberal Demokrat Parti Genel Başkanı Jirinovski'nin Profesör Doktor Haydar Baş'ı katılımcılara takdim etmesiyle başladı. Bugüne kadar Marx'ın, Lenin'in ve Stalin'in modellerini kullandık. Şimdi karşımızda bunlardan çok daha farklı ve yenilikçi bir model var. Milli ekonomi modeli. Bu modelin sahibi aramızda Profesör Doktor Haydar Baş. Jirinovski'nin ardından bir açılış konuşması da Başkan Yardımcısı Lisiçkin yaptı. Model doktora Haydar Baş'a
Hayderabad'la ilgili olarak diyebilirim ki Hayderabad'ın ortaya koyduğu milli ekonomi modelinde de bugün bu tür konkret anlayışlar vardır, prognozlar vardır. Mesela Hayderabad Avrupa Birliği'nin çöküğüyle alakadar doların kursunun çökmesiyle alakadar ortaya koyduğu prognozlar kendisini doğrultmuştur. Yani bununla ilgili olarak söyleyebiliriz ki bu da konkret, ilimlerde olduğu gibi konkret bir talimdir, nazariye de konsepsiyon. Я хотел бы поблагодарить доктора Хайдарбаша за тот неоценимый вклад, который он сделал в науку, в экономическую и социальную науку, которую сделал доктор Хайдарбаш. Liberal Demokrasi Partisi'nin adından konuşarak diyebilirim ki bu Hayderabad'ın bize sunduğu bu nezeriye, konsepsiye çok büyük ehemmiyete maliktir. Burada yalnız ekonomi değil hem de sosyal model vardır. Çünkü bildiğiniz gibi Hayderabad'ın ekonomi modeliyle yanaşı bir sosyal devlet modeli de vardır. Bu modeller hepsi ülkenin kalkınması için sosyal ekonomi her taraflı kalkınması için temel sağlıyor ve bunun için ben Hayderabad'a hepimiz ona teşekkür ediyoruz. Пожелаю доктору Хайдарбашу больших творческих успехов на кодах и еще эпохальных открытий, которые ждут его впереди. Ben çıkışımı bitirerek bildirmez Hayderabad Hoca'ya teşekkürlerimi bildiriyorum. Ona kendi yaratıcılığında, gelecek yaratıcılığında olarak arzuluyorum ve ondan yenilikler gözlüyoruz, bekliyoruz. Açılış konuşmalarından sonra Profesör Doktor Hayderabad'ın konuşması başladı. Subaşa Yerbiye, Prezident, Reisi Putin, Premier Ministri, Galava Partii, Akademiki i Rasiyane, Prevest Kuyuvaz. Rus parlamentosundaki konuşmasına Rusça yaptığı selamlamayla başlayan Profesör Doktor Hayderabad, mevcut sistemlerin sonunun geldiği tespitiyle sözlerine devam etti. Kapitalist dünya, ABD ve AB ülkelerinde ekonomik krizler yaşanmaktadır. Gelişmeler kaynakları ve milletleri sömüren kapitalist sistemin sonunun geldiğini gösteriyor. Milli ekonomi modeli sessiz bir devrimle kapitalizmi tarihe görüyor. Частично была реализована более чем 120 странах мира, включая Россию, США, Китай, Англию, Германию, Грецию, Венесуэлу. Профессор доктор Хайдарбаш mimar olduğu milli ekonomi modelinin üçüncü bir ekonomik tez olarak dünya literatürüne nasıl girdiğini anlattı. Sayın Lisiçkin'e, Viktor Minin'e, Lebedev'e, Kavrilese, Volkonski'ye katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Rus profesörlerin altını çizdiği MEM çözümleri bugün hemen hemen her ülkenin aradığı çözümlerdir. Denilebilir ki MEM halledilmeyen bütün problemleri halletmiştir. Bunun için de MEM uluslararası ekonomi sistemlerinde kapitalizm ve sosyalizmin karşısında üçüncü bir tez olarak literatürdeki yerini almıştır. Можно сказать, что модель национальной экономики предложила решение по всем проблемам, которые не могли быть решены ранее. Profesör Baş, modelin uygulama sahasının herhangi bir ülkeyle sınırlı olmadığının altını çizdi, tez evrenseldir, dedi. Milli ekonomi modelinin adında geçen milli ifadesi, her ülkenin kendi kaynaklarını devreye koyarak, insanın emeğinin ve üretiminin karşılığını kullanabilmesini ifade eder. Bu sebeple milli ekonomi modeli evrenseldir.
частично була реалізована в обличчя 120 странах мира, включая Россию, США, Китай, Англию, Германию, Грецию, Венесуэлу. Ekonomik tezinin 120'yi aşkın ülkede halen uygulandığını belirten Profesör Doktor Haydarbaş, buna rağmen bazı ülkelerde kendi isminin kullanılmadan modelden alıntı yapıldığını ifade etti. Profesör Baş bu olayı çarpıcı bir örnekle aktardı. Nobel ödüllü Stiglitz, AB ülkelerinde ortak para birimi euroya geçişle başlayan krize dikkat çekerek, bu krizi ülkelerin ortak merkez bankası sebebiyle para basma yetkisini kaybetmelerine bağladı. Bu görüş, bendeniz AB ülkelerinin ortak para birimi euroya geçtikleri gece 2000 senesinde Almanya'da basın bloguyla açıklamıştım. Stiglitz'in 2012 senesindeki tespiti 12 sene sonra benden kobya iledir. Euro'nun bir başlangıç değil de son olduğunu vurgulayan sadece ben oldum. Euro причину конца Европейского Союза. Впервые мы акцентировали внимание на том, что евро это не начало, а конец. Milli ekonomi modelinin diğer modellerden farkını anlatan Profesör Doktor Haydarbaş, vatandaşlık maaşı, ev hanımı maaşı gibi projelerin tüketiciyi desteklemek ve sürekli büyümeyi sağlamak için olmazsa olmaz olduğunu söyledi. Milli ekonomi modeli tüketim eksenli tek analizdir. Denenmiş tüm sistemler üretimden ve üreticiden yola çıkar. Sadece milli ekonomi modeli tüketen kesimden yanadır. Çünkü piyasalardaki problem sadece pazar problemidir. Devletin tüketen kesime desteklenmesi, tüketiciyi güçlendirdiği için mala talebi artırır. Pazar kabiliyeti güçlenir. Tüketim olmazsa siz istediğiniz kadar üretim yapın. Üreticiyi devlet eliyle destekleyin. Bu yanlış sadece üreticinin sonunu hazırlar. Çünkü pazarda alıcısı olmayan mal stoklanmaktan başka bir işe yaramayacaktır. Milli ekonomi modeli için ana hedef üretim ve tüketim arasındaki dengenin oluşmasıdır. İşte biz tüketiciyi destekleyerek bunu hayata kavuşturuyoruz. Ve sürekli büyüme de ancak bu şekilde temin edilebilir. Потому что продукция, не имеющая потребителя, в итоге обречена оставаться в складе, как складской запас. Главная цель же модели национальной экономики. Ekonomide tüketiciyi desteklemenin bir gereklilik olduğunu vurgulayan Profesör Baş, tüketicinin cebine parayı koyduğunuz an üreticinin de problemleri ortadan kalkacaktır, dedi. Eğer ekonomiyi büyütmek istiyorsanız, tüketim kesimini desteklemek zorundasınız. Milli ekonomi modeli, iktisat tarihinde tüketim kesimini dikkate alarak hazırlanan tek modeldir. Zira tüketim kesimi desteklendiğinde üreticinin pazar problemi de kalmayacaktır. Böylece hem üretim hem de tüketim aynı anda devreye girmiş olacaktır. Üretim ve tüketimin aynı anda devrede olması ekonominin sürekli bir hareket halinde olduğunun ifadesidir ki o takdirde ekonomi sürekli büyümenin içine girmiş demektir. Условием устойчивого роста является устойчивое наличие производства и потребления. Если мы хотим роста экономики, ders niteliğinde geçen konuşmada tezin sahibi Baş, iktisadın tanımını yeniden yazarak adeta bir devrim yaptı. Baş, iktisadın tanımında yer alan kaynaklar sınırlı, ihtiyaçlar sınırsız tarifini çöpe atacak tespitler yaptı. İhtiyaçlar bir insanın yemesi, içmesidir. İnsan günde binlerce kat elbise giyemez ki. Binlerce öğün de yemek yiyemez. Bunlar sınırlıdır.
milli ekonomi modeli, kaynaklar var ve yeterli. Ve onun içinde dünyada kaynak savaşına gerek yoktur der. Bu haksız anlayış nedeniyle milyonlarca insan öldürüldü. Devletler bazında bu kaynak bolluğuna bakarsak, kaynaklar konusunda devletin şirket kurarak vatandaşların tamamını bu kaynaklara ortak etmesi mümkündür. Fertlere yetecek kadar kaynak sonsuza kadar vardır. Yaşasın Türk halkı, sağ olsun Rus halkı, var olsun iki halk arasındaki kardeşlik. Profesör Doktor Haydarbaş'ın Rus parlamentosunda 1,5 saat süren konuşması büyük bir dikkatle takip edildi. Profesör Baş'ın ardından kürsüye gelen Rus siyasetçiler, bilim adamları ve iktisatçıların söyledikleri ise milli ekonomi modelinin Rusya'da yapacağı devrimin adeta ayak sesleri. Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Haydarbaş'ın Duma'daki konuşmasını dikkatle izleyen Rus bilim adamları, siyasiler ve ekonomistler daha sonra model hakkındaki görüşlerini aktarmak için teker teker kürsüye geldiler. İşte Rus parlamentosundaki tarihi oturumda yapılan konuşmalardan çarpıcı notlar. Profesör Doktor Andrei Korotkov. Здесь очень важны полезные предлагаемые доктором Хайдарбашем решения стоящих перед нами непростых задач. Эту науку надо сделать прикладной и практической, приложительной. Для этого нужна площадка. В этом смысле модель национальной экономики доктора Хайдарбаша в полном мере отвечает на вопросы и задачи, сформулированные президентом страны в части трансформации существующей экономической модели. Devlet Bakanımız Putin, bir devletin kalkınması için sosyal adaleti sağlayacak, adil paylaşımı verecek, sosyal hakları sunacak, harcama yapan kesime tüketim imkanı tanıyacak, halka huzur getirecek bir sistem arayışında. Sayın Putin, milli ekonomi modeli bunların hepsini sağladığı için biz de milli ekonomi modelini uygulayacağız, diyor. Rusya, bugüne kadar milli ekonomi modeliyle ilgili en üst düzeyde gerekli araştırmaları yapmış ve bu modelin uygulanabilirliğini ispat etmiştir. İfade etmek isterim ki ülkemizde parça parça uygulanmakta olan bu modelin tamamını uyguladığımız takdirde o çözülmez dediğimiz ekonomik problemlerin teker teker ortadan kalktığını göreceğiz. Уважаемый доктор Хайдарбаш, спасибо вам за ваши знания, силу и веру. Ваша модель основана на правде и справедливости. Поэтому за ней решили. Спасибо. В этом смысле модель национальной экономики доктора Хайдарбаша в полном мере отвечает на вопросы и задачи, сформулированные президентом страны. Biz Rusya için bu ekonomik modelin uygun olduğunu düşünüyoruz. Profesör Doktor Haydarbaş'ın ortaya koyduğu milli ekonomi modeli sadece Rusya ya da Türkiye ile de sınırlı değildir. Bu model tüm dünya ülkelerini İçinde bulunduğu ekonomik krizden çıkartacak yegane bir modeldir. Onun için Profesör Doktor Haydarbaş Bey ve ekibini bu çalışmalarından dolayı kutluyorum. Profesör Doktor Yuri Gavrilets. Realizovanı modeli nasyonelne ekonomiki Haydarbaşa будет другим человек. Не тот, который сейчас, а он тоже должен измениться. Milli ekonomi modelinin Rusya için bir çıkış olacağını düşünüyorum. Çünkü Haydarbaş'ın modelinde ne yapmalı sorularının tamamının cevapları mevcut. Tüm ekonomik sorunları halledecek nitelikte bir ekonomik model. Profesör Doktor Haydarbaş insanı merkeze koyarak farklı bir insan tarifi yapıyor. Tüketim eksenli bir analiz olması nedeniyle de diğer tüm ekonomik modellerden farklı ve dünyada tektir.
Profesör Baş, ihtiyaçlar sınırlı, kaynaklar sınırsızdır anlayışıyla ekonominin tarifini değiştirmektedir ki bu çok doğrudur. Bu anlayış iktisadi sorunları çözecek ve hatta dünyadaki kaynak savaşlarını ortadan kaldıracak bir düşüncedir. Bu yüzden milli ekonomi modelinin Rusya'da uygulanmasını destekliyorum. Bu modelin Rusya'da hayata geçirilmesi için ne gerekiyorsa yapmaya hazırım. Sayın Haydar Baş'a fikirlerinden ve ortaya koyduğu bilimsel çalışmadan dolayı çok teşekkür ederim. Profesör Doktor Valeri Lebedev. Экономический анализ и экономическая действительность – это два разных мира. И лучшее, что можно посоветовать экономистам, книга профессора Хайдарбаша по объему не. Beni dünyanın bir numaralı matematikçisi olarak gösterirler. Gerçekten dünyanın bir numarası mıyım bilmiyorum ama bildiğim tek şey, milli ekonomi modelinin bugün iktisat tarihinde değişmez denilen birçok tabuyu yıkmış olduğu gerçeğidir. Bu tezde esrarengiz kodların var olduğunu görüyorum. Ve modeli her okuyuşumda farklı farklı varyasyonlarını gördüğüm bu kodlar geleceğe adeta ışık tutuyorlar. Bu yönüyle modele hayranlığımı ifade etmek istiyorum. Paraya, iktisada, üreticiye, tüketiciye ve insana getirdiği tariflerle dünyanın geleceğini şekillendirmeye aday bir model var karşımızda. Особенно приятно то, что в книге Хайдарбаша имеют место, присутствуют зачатки, во всяком случае, основы математических моделей. Ben Profesör Doktor Haydarbaş'ın milli ekonomi modeline hem Rusya'nın hem Türkiye'nin hem de kapitalizmin batağında çırpınan tüm ülkelerin ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Sayın Baş, insanlığa en büyük hizmetlerden birini yapmıştır. Kendisine teşekkür ediyorum. Profesör Haydarbaş. Профессор доктор Виктор Волконский. Дал в своей книге, в своей модели профессор Хайдарбаш очень согласуется с теми представлениями, которые есть у, ну, я бы так назвал, патриотической части нашей властвующей элиты. Русьяда илимле дин бугуне кадар хеп чатышма халиндейди. Бугун Хайдарбаш İlimle dini barıştıracak bir proje geliştirmiştir. Model, uygulanmaya başladığı ülkelere sadece ekonomik bir ferahlık getirmeyecek, aynı zamanda toplumsal huzuru da sağlayacaktır. Bu olay, dünya barışını da beraberinde getirecektir. Milli ekonomi modeliyle ilgili bugüne kadar birçok kongreye katıldım ve görüşlerimi aktardım. Modelin üzerinde çalışma fırsatı buldum. Bence milli ekonomi modelinin sağladığı en büyük avantaj, ülkelerin başka ülkelerce sömürülmesinin önüne geçmesidir. Tez, emperyalist güçlerin çıkarlarına ağır darbe vurmaktadır. Modelde yer alan ülkelerin kendi paralarını basması, vatandaşlarına dağıtması ve uluslararası ticarette de yine kendi bastığı paralarını kullanması düşüncesi tam anlamıyla bir devrimdir. Kendi paralarını basıp kullanmaya başlayan ülkeler, bundan böyle batılı güçlerin boyalı kağıtları karşısında emeklerini hiç pahasına başka ülkelere transfer etmek zorunda kalmayacaklar. Bu modelin uygulanmaya başlamasıyla birlikte dünyada büyük değişikliklerin olacağından eminim. Dünya tek kutuplu değil, çok kutuplu bir hale gelecektir. Milli ekonomi modeliyle birlikte kapitalizmin Batı'nın menfaatlerini korumak için ortaya çıktığını bir kez daha anlamış olduk. Model tüm dünyanın kurtuluş reçetesidir. Profesör Doktor Haydar Baş Bey'i tebrik ediyorum. Profesör Doktor Vladimir Lisiçkin.
мощную предсказательную функцию. Вот в данном случае модель доктора Хайдарбаша обладает такой функцией, поскольку он... Bugün burada yaşananlar tarihi bir olaydır. Bugün dünyanın en büyük ülkelerinden biri olan Rusya'nın parlamentosunda sevgili Haydarbaş'ın milli ekonomi modelini konuşuyoruz. Biz Rusya olarak milli ekonomi modelinin tüm kongre ve toplantılarına katıldık. Modelin her safhasını takip edip araştırmalar yaptık. Ve bugün Rusya'nın en yüksek kanun koyucu parlamentosu olan Duma'da konuşuyoruz. Bu gerçekten çok büyük bir olay. Bugün Devlet Duma'sında Devlet Başkanı Putin'in danışmanlarından, siyasi parti genel başkanları ve milletvekillerine kadar herkes burada. Ama bu tesadüf değil. Hepimiz ülkemizin menfaatlerini düşünüyoruz ve milli ekonomi modelinin Rusya'nın geleceğine yön vereceğine inanıyoruz. Ama şu var ki biz bu modelin Türkiye parlamentosunda da konuşulmasını isterdik. Biz devlet politikacıları ve Duma'nın üyeleri olarak bugün Türk milletvekilleriyle de devletler arası düzeyde bu modeli müzakere etmek isterdik. Şu iyi bilinmelidir ki bugünkü olay Profesör Doktor Haydarbaş'ın bir zaferidir. Türkiye'den gelenleri kutluyorum. Sizler çok mutlu insanlarsınız. Haydarbaş gibi büyük bir alim ve büyük bir siyaset adamıyla birliktesiniz. Hepinizi tebrik ediyorum. Rus parlamentosu Duma'daki milli ekonomi modeli fırtınası tam 5 saat sürdü. Oturuma katılan Rus bilim adamları, siyasiler ve ekonomistler 5 saat boyunca yapılan konuşmaları dinleyip notlar aldılar. Oturumun ardından Liberal Demokrat Parti Genel Başkanı Jirinovski, Profesör Doktor Haydarbaş'ı parlamentodaki odasına davet etti ve o davette çok önemli konular konuşuldu. Bu müthiş buluşmayı ekranlarınıza getireceğiz ancak şimdi kameralarımızı sıcağı sıcağına bu beyin fırtınasının sonrasına çeviriyoruz. Oturuma katılan Ruslar oturum sonrası Profesör Doktor Haydarbaş ve milli ekonomi modeliyle ilgili bakın neler söyledi. 5 saat süren milli ekonomi modeli oturumunda Rusya'nın geleceğini ilgilendiren pek çok önemli gelişme yaşandı. Rusya'daki akademisyen, siyaset ve bilim dünyasından önemli isimlerin milli ekonomi modelinin Rusya, Türkiye ve tüm dünya için bir gereklilik olduğunu ifade etmeleri tezin kısa zamanda Rusya'da hayata geçeceğinin habercisiydi. Hiç şüphe yok ki Putin'in danışmanının milli ekonomi modelini uygulayacağız demesi bu açıklamaların en önemlisiydi. Oturum sonrası yapılan röportajlarda da birbirinden çarpıcı tespitler vardı. İşte Rus parlamentosu Duma'da milli ekonomi modeli oturumu sonrasında Profesör Doktor Haydarbaş ve modelle ilgili yapılan o açıklamalar. Haydarbaş просто запустил этот процесс создания новой экономики, новой политики. Haydarbaş bu prosesi başladı. Yeni ekonomi model, yeni sosyal gelişim modeli başladı. Bunun devamı olarak Rusya'da bu gerçekleşecektir. Afkarium ye Rusya için bu büyük bir hadise, büyük bir vakiye. Haydarbaş hocamın buraya ziyareti elbette bir remzdir ve siyasi ve mefküre ideoloji yolunda büyük bir taştır. Ben öyle hissediyorum ki mesela 10 yıl müddetinde, 20 yıl müddetinde tamamıyla bu küresel medeniyetin yüzü tamamıyla değişecek. Ve Haydarbaş o tefekkürlerin, o liderlerin biridir ki bu değişikleri elan ediyor, bize elan ediyor ve o nece diyeyim size meşal taşıyan bir adamdır, önder ve elbette bu büyük bir fırsattır, büyük bir bahtdır ki böyle bir adamla yüzbeyüz görüşmek fırsatı
bize çıktı. Сегодня вообще произошло, я считаю, очень знаменательное, знаковое событие. Bugün çok büyük bir olay oldu. Ben bu olayı çok yüksek değerlendiriyorum. Buna bunu ilahi bir değer veriyorum bu Впервые в стенах Государственной Думы о совершенно новой другой идеологии, о совершенно новых других правилах жизни. Bugün Rusya Duması'nda yeni bir ideoloji, yeni bir dünya görüşü seslendi. Böyle bir dünya görüşü şimdiye kadar bunu hiçbir yanda seslenmemişti. Bu ne liberalizm, liberalizmin dünya görüşüne uygundur, ne de komünizmin. Bu tamamıyla bizim için yeni bir şey oldu. Предложил доктор Хайдар Баш. Правда, справедливость, честность. Haydar Baş'ın söylediği şeyler yalnız Rusya, Türkiye için değil, bu bütün dünya için olan bir hakikattir. Bu hep bütün insanlığa gereken bir hakikattir. Сегодня произошло поистине историческое событие. Bugün bir tarihi olay oldu. Это связано с тем, что модель Haydar Baş'a, модель национальной экономики впервые была доложена в стенах парламента такой большой страны, как Россия. Bugün büyük bir devlet olan Rusya'nın Duması'nda, parlamentosunda Haydar Baş'ın milli ekonomi modeli konuşuldu. У нас присутствовали депутаты из всех политических партий, которые представлены в Государственной Думе. Bugün Devlet Duması'nda temsil olunan bütün Rusya partileri buraya katıldılar. Это партия Владимира Путина, Единая Россия. Партия либерально-демократическая Владимира Жириновского. Bugün buraya katılan partiler arasında LDPR partisi, Jirinovski'nin başkanlık ettiği parti, Vahit Rusya Partisi ve diğer parti, Komünist Partisi ve diğer partiler buraya katıldılar. Законы для такой огромной страны, как Россия, и в том числе законы, которые будут содержать идеи Haydar Baş'a. Bu model yalnız bilim adamları arasında değil, siyasetçiler arasında değil, bugün artık Rusya'nın talihini halleden, çözen insanlar arasında da müzakere olundu. Послушали идеи Haydar Baş'a в стенах турецкого парламента. Мы готовы приехать российские парламентарии и провести обсуждение модели Haydar Baş'a в Турции, в турецком парламенте. Я думаю, что это очень ценная будет инициатива турецкого парламента. Biz bu modelin Türkiye parlamentosunda da müzakere olunmasını isterdik. Biz bir Rusya politikleri olarak Devlet Duması'nın numayendeleri olarak Türkiye'ye gelip onlarla birlikte bu modeli onlarla müzakere etmek isterdik. И сегодняшнее заседание говорит о том, что это была еще новая победа Haydar Baş'a в такой огромной стране, как Россия. Bugünkü toplantı bir daha gösterdi ki bu Haydar Baş'ın yeni bir kalebesi zaferiydi. Я поздравляю всех сторонников доктора Haydar Baş'a в Турции, турецкий народ, с тем, что турецкий народ вот из своей среды выдвинул такого гениального ученого и такого блестящего политического деятеля, как доктор Haydar Baş. Ben bugün Haydar Baş'ı ve onun taraftarlarını tebrik ediyorum, kutluyorum. Ve çok bu insanlar mutludur ki Haydar Baş kimi güzel, büyük bir alim, büyük bir siyasetçi getirmişler. Поздравляю вас с этим большим событием. Поздравляю, желаю счастья всему турецкому народу. Tebrik ediyorum, kutluyorum hepinizi. Artık ekonomi alanında yeni şeyler uygulamanın vakti geldi. Bence Rusya bu modeli ilk uygulayan ülke olarak diğer tüm devletlerin önüne geçecektir. Profesör Doktor Haydar Baş'ın konuşmasından çok etkilendim. Rusya bu modeli kabul ederse ki konuşmalarda artık bu modelin uygulanacağı söylendi, Rus halkı için yepyeni ve güzel bir dönem başlayacağından eminim. Profesör Haydar Baş, они покупают своей искренностью. Haydar Baş'ın modelini dinleyince işte budur dedim. Bence acilen karar alınıp uygulanması gereken bir model. Rus halkının şiddetle böyle bir modele ihtiyacı var. Orijinal bir sistem. Dünya ekonomisinin kurtulabilmesi için dünya insanını merkeze koyan böyle orijinal bir sistem gerekli bence. Model Rusya ve Türkiye'de şu an uygulanabilir. Ve bunun için parlamentolar işbirliği yapmalı.
Bu işbirliğinin Rusya'nın geleceği açısından belirleyici olacağına inanıyorum. Yaşlıların ve çocukların kapitalist düzendeki gibi ekonomiye bir yük değil de tüketici haline getirilip ekonomiye katkıda bulunacak bireyler olarak görülmesi çok etkileyici. Milli ekonomi modelinde yaşlılar ve çocuklar sadece tüketerek dahi ekonomiye katkıda bulunabilecekler. Çok güzel ve çok insani bir anlayış. Did you listen, Professor Haydarbaş? Yes. Şu ana kadar uygulanan birinci ve ikinci model geçmişte iyi günler yaşattı ama bugün çok kötü günler yaşıyor. Dünya ekonomisi neredeyse iflas etti. Milli ekonomi modeliyle artık geleceğe umutla bakacağız. Haydarbaş gerçekten yıkılmış hayallerin yeniden yeşermesini sağladı bugün. Modelin tüm ayrıntılarıyla uygulanması gerek. Geleceğe damga vuracağına inanıyorum. Modelle ilk kez tanışıyorum. Ama Rusya'da konuşuluyor. Birçok proje dünyada belki de ilk defa Rusya'da uygulanacak. Bundan çok memnunuz. Dünya şu an bir ekonomik krizin içinde. Bu model adil paylaşımı ve gelir adaletini sağlayabilmek adına insanlık için önemli bir fırsat. Faizi önleyen ve emeğin karşılığı olan milli paraya değer veren bir sistem. Bu yönüyle çok önemli. Oturuma katılanlar arasında iktisat okuyan öğrenciler de vardı. Bakın Rus öğrenciler milli ekonomi modeliyle ilgili neler söyledi. Professor Haydarbaş has new system. What do you think about it? I think it's right. We need new economical system and I listened Professor Haydarbaş and I liked very much. What do you think about the economical system? And I think our country and all over the world a new economic system. And I liked very much. Biz ekonomi enstitüsü öğrencileriyiz. Profesör Baş'ın söylediklerini gerçekten çok etkileyici buldum. Milli ekonomi modelinin Rusya'da ders kitabı olarak okutulduğunu biliyorum. Böyle bir modeli yazarının ağzından dinlemek bizim için çok büyük bir tecrübe oldu. Amerika'nın başını çektiği kapitalizmin yavaş yavaş çöktüğünü düşünüyorum. Yeni bir modele en çok ihtiyacı olan ülke de Rusya. Bence milli ekonomi modeli ilk kez Rusya'da uygulanmalı. Rusya'nın iktisatçıları dünyanın en ünlü iktisatçılarıdır. Bizim de amacımız onlar gibi olmak. Ama Sayın Baş bizi yeni gerçeklerle tanıştırdı. Öyle görünüyor ki milli ekonomi modeli bundan sonra Rusya'da çok konuşulacak. Ben Duma'da hiç bu kadar koşuşturmacanın olduğunu görmemiştim. Çok önemli bir gün yaşadığımızı düşünüyorum. Model çok detaylı. Ekonomiyi galiba yeniden öğreniyoruz. Gelecekte biz başka bir modele gidiyoruz. Milli ekonomi modeli oturumuna katılan Profesör Doktor Haydarbaş'ı ve Rus bilim heyetini takip eden katılımcıların izlenimleri bu şekildeydi. Oturumun ardından Liberal Demokrat Parti Genel Başkanı Zhirinovski'nin daveti üzerine Duma'da Zhirinovski'nin ofisinde heyetler arası özel bir görüşme gerçekleşti. Zhirinovski, Profesör Doktor Haydarbaş'a her alanda her türlü işbirliğine varız diyerek milli ekonomi modeline tam destek verdiklerini söyledi. Milli ekonomi modeli oturumunun ardından Türk ve Rus heyetler Zhirinovski'nin daveti üzerine Zhirinovski'nin ofisinde özel bir görüşme gerçekleştirdi. Profesör Baş, Rusya'nın kendisini davetinden, Zhirinovski ise Profesör Baş'ın modelle ilgili anlattıklarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek başladı söze. Sizi burada görmekten çok memnunuz. Konuşmanız çok enteresandı. Hepimiz büyük memnuniyetle sizi dinledik. Teşekkür ediyorum. Bizi davet ettiniz, çok güzel bir şekilde karşıladınız, iyi ağırladınız. Onun için hürmetlerimi arz ediyorum. Liberal Demokrat Parti Genel Başkanı Zhirinovski, Profesör Doktor Haydarbaş'a milli ekonomi modeliyle ilgili her türlü işbirliğine hazır olduklarını söyledi. Polini, межпартийные связи, если у вас будет такое желание.
Biz Profesör Lisiçkin ile beraber hem sizin bilim alanında araştırmalarınızı hem de politik alanında işbirliğini desteklemeye hazırız. Jirinovski konuşmasının birçok yerinde Profesör Doktor Haydarbaş'a sunduğu işbirliği teklifini yineledi. Bunun için bizim aramızda olan temasları geliştirmeliyiz. Her alanda işbirliğine hazırız. Türkiye'de sizin partiniz, sizin partinizin faaliyet ettiğinde ben çok memnunum. Hem de söylediklerinizi paylaşıyorum. Ve temaslarımızı güçlendirmeye çalışacağız. Biz de sizinle ortak işbirliğini yapar, ortak hedefleri gerçekleştirebiliriz. Rus ve Türk heyetleri arasında yapılan özel görüşmede dünya siyasetiyle ilgili konulara da değinildi. Despotist Amerika ni finansal sferi ni kültür. Ama dünyada genel durum hepsi ülkeler Amerika'ya bıktı, Amerika'dan dönmek istiyor. Amerika Birleşik Devletleri 1991 yılına kadar dünyada tek kutuplu olarak sömürüye devam etti Amerika. До 91 года США занимала политику захватническую политику. Hiç kimse de buna karşı koyamadı. Никто не мог ей противопоставить ничего. Böyle gelişmekte olan fakir dünyalar Amerika Birleşik Devletleri'ne sığınmak mecburiyetinde kaldı. O da onları sömürdü. Развивающиеся страны должны были прибегнуть к помощи США, а США их стал душить. Jirinovski aynı işbirliği teklifinde olduğu gibi Profesör Doktor Haydarbaş'ın ekonomi alanında yaptığı çalışmalarından duyduğu memnuniyeti de defalarca dile getirdi. Başkanınız yeni bir ekonomi teorisinin kurucusu. Sizin başarınızdan biz de memnun oluyoruz. Hem de sizin Türkiye'nin iç hayatında, iç politiğinde büyük bir güç olmaktan yani biz de memnunuz. Heyetler arası görüşmenin sonunda ilginç ve bir o kadar da manidar bir diyalog yaşandı. Jirinovski konuşmasını Atatürk'ün sözleriyle tamamladı. Ne mutlu Türk diyene. Türk'üm diyene. Mustafa Kemal Atatürk. Görüşme basına verilen birlik mesajlarının ardından fotoğraf çekimiyle sona erdi. Birleşme zamanı geldi. Evet. Türkler ve Ruslar birleşsin. Ne olacak dünyada? Huzur. Huzur. Görüşmenin ardından Profesör Doktor Haydarbaş ve beraberindeki heyet Rus parlamentosu Duma'dan ayrılarak kaldıkları otele gittiler. Ne mutlu Türk diyene. Rusya'da iktidar olmuş ve ülkenin en köklü partilerinden olan Liberal Demokrat Parti'nin Genel Başkanı Jirinovski ile Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Haydarbaş'ın görüşmesinden notlar bu şekildeydi. Görüşmeler bitti ama milli ekonomi modeli maratonu bitmedi. Gözler bu kez Profesör Doktor Haydarbaş'ın onuruna Kremlin Sarayı'nın karşısında verilen akşam yemeğine çevrildi. Rus bilim ve siyaset dünyası Profesör Doktor Haydarbaş'ı burada da yalnız bırakmadı. Milli ekonomi modeli Rusya yolculuğunun finali de başlangıcı gibi görkemli oldu. Rusya'nın ünlü Kızıl Meydanı'nda Kremlin Sarayı'nın karşısında lüks bir otelde Profesör Doktor Haydarbaş onuruna görkemli bir akşam yemeği verildi. Davetin açılış konuşmasını onur konuğu olan Profesör Doktor Haydarbaş yaptı. Bundan sonra bu dünya ile olan irtibatımız ilmi, siyasi ve kültürel olarak ciddi boyutlara taşınacağını şimdiden haber veriyorum. İnşallah iki tarafın
ve de bütün İslam aleminin hakkında hayırlı olacaktır. Huzurlarınızda tekrar Rus siyasetini ve arkadaşlarımı tebrik ediyorum ve de sizlere de Allah razı olsun diyorum. Şimdi Profesör Doktor Haydarbaş'ın adından bu özel güne şahitlik eden tüm bilim adamı ve iktisatçılar da görüşlerini bildirdi. Kardeşlerim, Rusya'ya hoş geldiniz. Merhabalar, Doktor Profesör Haydarbaş. Profesör Doktor Haydarbaş'ın bugün burada bulunması çok önemli bir olaydır. Ve bugün çok tarihi bir gündür. Tarihin değiştiği gündür. Yeni bir ideoloji ortaya koymuştur ve onu gerçekleştirmektedir. Amerika Birleşik Devletleri radikal İslam'ı ve radikal Hristiyanlığı pompalıyor. İnsanlar iki kutba ayrıldı. Toplumda anarşi çıkacağı kesin görünüyor. Bu terörün önüne ancak Haydarbaş'ın milli ekonomi modeliyle geçilebilir. Bunun için de Rusya'ya bu model şarttır. Aziz dostlar, bugün tarihi bir gündür. Milli ekonomi modeli bugün dünyanın süper gücü olan Rusya'nın tüm partileri tarafından dinlenerek kabul gördü. Ben de Profesör Doktor Haydarbaş'a beraber Sibirya'yı gezmeyi teklif ediyorum. Lütfen burası hakkında bize proje üretsinler ve işbirliği yapmayı kabul etsinler. Milli ekonomi modelinin devlet olarak arkasında olduğumuzu bir kez daha hatırlatır. Profesör Doktor Haydarbaş'ı huzurlarınızda bir kez daha kutlarım. Ben bugün çok büyük bir hayat tecrübesi kazandım. Rus alimlerinin ve Türk alimlerinin bugün neler yapabileceklerini gördükten sonra adeta yaşama olan bağlılığım arttı. Bu projenin öncelikle Rus ve Türk halklarını dünya sahnesinde en öne çıkaracağına inanıyorum. Böyle bir projenin mimarı olduğu ve insanlığa kazandırdığı için de sevgili Profesör Doktor Haydarbaş'a şükranlarımı sunuyorum. С Хайдарбашем мы сидели на балконе какой-то гостиницы. Я узнал к своей радости, что крупный философ ещё и суфий. Profesör Doktor Haydarbaş büyük bir filozof ve büyük bir sufidir. Şu an Kremlin Sarayı'nın önünde Türk ve Rus bilim adamları ile birlikte bu tarihi günü yaşıyoruz. Umuyorum ki gelecek de milli ekonomi modeliyle en az bugünkü kadar güzel olacak. Başta Sayın Hocam olmak üzere bugün yaşatan herkese teşekkür ederim. И честь и хвала профессору Хайдарбашу, который Milli ekonomi modelinin toplumsal barışı sağlayacak önemli bir proje olduğunu düşünüyorum. Bu görüşle birlikte sömürü düzeni de ortadan kalkacak. İktisada getirilen ihtiyaçlar sınırlı, kaynaklar sınırsızdır anlayışı, ülkelerin milli yapılarını güçlendirerek kaynaklarının başka ülkelere aktarılmasına dur diyecektir. Sayın Başı böyle bir modeli insanlığa kazandırdığı için kutluyorum. Спасибо. Я сегодня уже говорил о том, что в книге доктора Хайдарбаша закодирована информация. Профессор доктор Хайдарбаш'ın modelinde şifreleri henüz çözülmeyen çok sayıda bilgi var. Bu model temelinde kurulacak yeni dünya düzeni kendi içinde bu şifreleri çözecek ve geleceğini inşa edecektir. Ben gelecek nesillere çok kıymetli bir miras bıraktığımızı düşünüyorum. Bu vesileyle Sayın Profesör Doktor Haydarbaş'a sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Sonuna kadar sizinleyiz. Ben bu taraftan hocamı, Haydarbaş'ı tebrik etmek istiyorum. O hakikatle ki bu değişiklikleri dünyaya getiren şahslardan en mühim şahslardan biri odur. (Gülüyor)
Çok sağ ol. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Sağ olun. Rusya tarafından, İslami tarafından, İslami Komite, Rusya'nın İslami Komitesi'nin namından sizi tebrik ediyoruz ve teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Profesör Doktor Haydarbaş'ın onuruna verilen yemekte Rusya ve Türkiye'den 30'u aşkın akademisyen, siyasetçi ve bilim adamı konuşma yaptı. Yemek dualar eşliğinde sona erdi. Allahümme zid ve la tukalli. Profesör Doktor Haydarbaş Rusya temaslarının ardından yurda döndü. İstanbul Atatürk Havalimanı'na gelen vatandaşlar Profesör Doktor Haydarbaş'ı bir kahraman gibi karşıladı. Alkışlar ve tezahüratlar dakikalarca kesilmedi. Rusya'da ortaya koyduğu tezle birlikte adeta dünyaya ekonomi dersi veren Profesör Doktor Haydarbaş temaslarının ardından yurda döndü. Baş İstanbul havaalanında vatandaşlar tarafından çiçek, pankart ve sloganlarla karşılandı. Yoğun kalabalıktan dolayı yürümekte zorluk çeken Bağımsız Türkiye Partisi lideri kameralara duygularını anlattı. Profesör Doktor Haydarbaş, Rusya ziyaretinin resmi bir davet olduğunu ve bu ziyaretin Rusya Devlet Başkanı Putin'in inisiyatifiyle gerçekleştirildiğini söyledi. Orada gittiğimizde gördük ki bu davet sıradan bir davet değil. Devletin daveti. İlerleyen zaman içerisinde benim gördüğüm Sayın Putin'in de işin mahiyetinden haberi oldu. Onun inisiyatifiyle bu davetin gerçekleştiği. Profesör Baş'ın dikkat çektiği bir başka nokta, Türkiye'de Türklük kavramının tartışıldığı bir dönemde Jirinovski'nin kendisine söyledikleri oldu. Jirinovski, enteresan oldu, ne mutlu Türk'üm diyene. Orada Allah'a şükrettim. Bir tarafta Türkiye'de milli düşünceler, görüşler, isimler ayaklar altında alınırken ben orada kime neyi söyletiyorum? Ne mutlu Türk'üm diye. Profesör Baş, Putin'in danışmanı aracılığıyla yaptığı milli ekonomi modelini hayata geçireceğiz açıklamasına da dikkat çekti. Sayın Devlet Başkanı programı takip ediyor, danışmanını gönderiyor. Danışmana yaptığı konuşmada bir milletin ayakta durabilmesi, devletin ayakta durabilmesi için fakirinin, fukarasının karnını doyurması lazım. Artı bunlara iş imkanı bulması lazım. Yetmedi, üretimi devreye koyması lazım. Adil paylaşımı olması lazım. Baktım adam benim milli ekonomi modelini anlatıyor. Bütün bunların tamamı diyor milli ekonomi modelinde var ve ben bunu hayata geçireceğim. Olay bitmiştir. Bu olaydan milletim ders çıkarmalı diyen Bağımsız Türkiye Partisi lideri Türk milletinin kendisine güvenmesini istedi. Bu Allah'ın büyük bir lütfu. İnşallah milletimiz bu olayı görür. Ben bu işi biliyorum. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Biz Türkiye'yi dünyanın en güçlü devleti en kısa zamanda yaparız. Bu olaylardan milletin bu dersi çıkartırsa en kısa zamanda badirelerden kurtarırız. Ülkeyi bölünmekten, parçalanmaktan, kavgadan, gürülteden Allah'ın izniyle necata ulaştırırız. Sağ olsun Rus halkı, var olsun iki halk arasındaki kardeşlik. Bağımsız Türkiye Partisi liderinin Rusya'daki konuşmasının ardından bir hafta içinde iki önemli olay yaşandı. Birincisi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya'da doğan her çocuk için ailelerine 50 bin ruble para yardımı yapacağı açıklaması. İkincisi de dünyanın bir başka süper gücü Çin Devleti'nin başbakanının
ekonomide tüketim endeksli bir sisteme geçmeliyiz açıklaması. Bildiğiniz gibi dünyada tüketim endeksli tek analiz milli ekonomi modeli. Bir dosya programının daha sonuna geldik sayın seyirciler. Bir başka programda bir başka konuyla yeniden karşınızda oluncaya dek efendim. Hoşçakalın.